gözlerim zavuştu. Üç göz. Şerefe. Buraya efekt koyarsak iyi olur. Flöpçük falan flöpçük. Lütfen flöpçük efekti koymayalım. Gözlerimi flöpçük diye takan bir adam olarak anılmak istemiyorum hayatımın geri kalan kısmı. Flöpçük diye gözlük mü olur? Ya tamam ya öyle çıktı aslında haklısın. Ben de tiksindim şu anda. Deniyoruz. Flöpçük. Birazdan tekrarlarsınız. Marka olarak. Can Canan ve Flöpçük diye. Flöpçük. Bu bölümün başına Flöpçük yazalım. Ana konumuz Flöpçük. Neydi bugün konu? Tahminen bir 15 yıl öncesinde Bülent'in lafıdır bu. Ben oradan görmüştüm. Bunu metafor olarak kullanıyorlar mıdır bilmiyorum dışarıda. Aşık olacağın kadın dedi. Hatta şey diye kullandı, vapur diye kullandı o. Vapurda yanına otursa tanıyabilir misin? Çok aşık olacaksın. Hayatın boyunca mutlu olacaksın. Birlikte yaşayacaksın. Ha öyle bir biri var. Biri var dünya. Ve dışarıda biri var ve o yanına ruh eşin otursa. Yani. Mesela yani hani olabilecek. Yanına otursa tanıyabilir misin? Aslında onun beni çekmeye çalıştığı alan şeydi. Yani bu seninle ilgili bir şey. Sen bunları yani iyi bir fotoğraf hayal ediyorsun da o fotoğraftaki kendin o fotoğrafa uygun değilsin ki. Yani hani bunu fark etme ya da bu alanı oluşturma. Yani yeterince kısa etekleri ve kuvvetli parfüm varsa tabii ki tanırsın. Yani işte ben de böyle gevşek bir cevap vererek. Ya böyle tabii. Ben... Ama böyle sorarsan böyle ya. Biliyorum. Bunu yani şimdi. Seyirciler ayaklandı şu an. Rezil olduk. Ya bu fark edilmek için gerekli bu arada. Ya fark edilmek için kullandığımız... Giriş öyle abi. Ha, yani... Görsel, işitsel, kokusal yani. Ona bir şey yok. Bir karşı tarafın seni önce görmesi, üzerine düşünmeye başlaması için bir fark ediliş kullanmak. Ama bu gerekli. Soruda şey var yani gerçekten ruh eşi diye bir şey var mı herhalde? O var arka planında yani. Şimdi öyle eskiden... The yani İngilizce'deki o the ile ifade edilen o kişi var mı acaba? Bu bir sorgu. Buna az sonrasında döneriz. Bir de bu da ikinci bir tarafı daha var. Şimdi küçük bir mahallede, küçük bir kasabada olsaydık, kasabada mahallemizde bizim yaş kuşağımızda evlenebileceğimiz 4 tane kız olsaydı, işte 20'li yaşlarda olsaydık, o 4 kızdan makul olanı bizim ruh eşimizdi. Kısıtlılık dünyasının tabii. Pratik sonucu. Yani ruh eşimizdi ya, ve öyle ya da böyle koşullarla da o ilişkiler hep de sağlıklı giderdi. Halbuki işte o mahalleye rastgele öğretmenin kızı olabilirdi. Yani oraya gelme tabii, nedeni bile tabii. Bambaşka gerekçeyle olabilirdi ama biz orada bu pozisyonu çok rahat seçebiliyor ve bunda oturabiliyorduk. Ama şimdi milyonluk dünyada İstanbul'da yaşıyorsun ya da Trabzon'da, Kayseri'de yaşıyorsun, önemli değil. Üniversite okuyorsun, bir şey yapıyorsun falan. Bir sürü seçeneğin var ve bu seçenek algısı içerisinde o kısıtlılık ortadan kalktığı için buradaki kalkmış göründüğü için. Göründüğü için hep şeyde yani hani Tinder kullanırsan dünyayla iletişime bu anlamda geçebildiğini zannettiğin için bu bir zan hikayesi. Karşılaştığın hemen herkes hem bir olasılık hem de olmamasının nedenini barındırıyor. Tabii. Yani orijinalde böyle barındırıyor. Halbuki bak bir mahallede 4 seçenekten bir tanesi ise çok ikna edik biz o aşka. Hani oradaki hikayeyi böyle yaşamaya. Ama şimdi kim olursa olsun bunu tanıyamama, tanımlanamamayla alakalı bir sorun oluyor. Birinci gerekçe, şimdi buna geri dönüp, bir ruh ikizi arama zanlı yanılgısı. İkinci gerekçe de senin o hayal ettiğin aşk fotoğraftaki adam olup olmadığını bilmeme zanlı. Kendini bilmeme. Ha yani hani bir fotoğraf var karşılaştığın, düşündüğün, hayalini kurduğun, şöyle bir ilişki yaşasam dediğin. E ama o ilişki yaşasam dediğin adamdaki şey başka biri o. Yani o hayal et, Hollywood filmleriyle beraber gördüğün, öğrendiğin, başka gördüğün bir erkek tipi. Ben bununla gerçekten çok aymıştım bir ara. Böyle filmlerde var ya deniz kenarında koşuyorlar. Adam böyle gömleği, pantolon paçalarını sıyırmış, gömleği açmış koşuyor. Kendim öyle düşününce bir anda aşağı baktım göbek sallanıyor. Baklava yok yani hayale uymayan ciddi bir taraf var. Bize uygun değil. Ya abi. Da mesela oradaki adam kadar nazik, duygulu, anlayışlı, tabii. Kapsayıcı... İşte zeki, itaatkar bilmem ne falan değilsin. Yani hani bambaşka yerde bu aramızda böyleleri varmış. Ben de yok ama. Yani hani, karakter olarak da değilsin. Hani sadece fiziki bölümleri geçtim yani bir şeyin içerisinde. Sen de marazlı, sıkıntıları olan, bir yerde maraz çıkartan bir adam tipisin. Tabii canım yani tuvalete falan gidiyoruz abi. Hani bunlar hiç hayallerin içinde yeri yok. Şey çok güzeldi bak. Good Will Hunting filmi var. Can Dostum diye çevirdi Türkçe'ye. İşte dahi bir çocuğun psikoterapi süreçleri. Robin Williams da rahmetli şeyi oynuyor, onun psikoterapistini.
Orada mesela oğlan çok dirençli, terapiye şey yapmıyor yani, bir türlü cevap vermiyor. Orada adam çocuğu kırmak için bir eski eşinle olan anlanamcı, kadın kanserde ölmüş. Her gece diyor gaz çıkarır diyor mesela. Yani ve gülmekten geberiyorlar o sahnede. Yani adam uzun uzun, hatta bazen işte kendi gaz çıkarmasına uyanırdı, köpeği korkuturdu falan diye, böyle hakikaten yani ölmüş karınla ilgili hiç anlatılmayacak şeyler anlatıyor. Ama ondan sonra verdiğim mesaj çok güzel. Yani aşkı yaratan şey bu işte, o özlemi. Küçük böyle şeyler, mükemmellik dışı şeyler, insani olan. Yani onu daha kırılgan yapıyor, daha normal yapıyor. Bizim o bahsettiğin ruh eşi arayışlarında hep böyle betonarme bir Davut heykeli ya da Afrodit heykeli var. Böyle her şeyi kusursuz, tam kafama göre olsun bilmem ne. Dediğin gibi kendini Davut zannedenler Afrodit, kendini Afrodit zanneden Davut arıyor. Halbuki ne kendisi Afrodit ne öbürü Davut. İşte o mükemmeliyetsiz insanı sevebilme halini, özellikle de deneyimlememiş acemi zihin için böyle ikonik ilişkiler, böyle poster ilişkileri makulmüş gibi geliyor. Yani hakkıymış gibi geliyor. Böyle bir şey yaşama ihtimali varmış gibi geliyor. Halbuki gerçek yaşam, gerçek ilişki bu değil. Aynı dediğin gibi mahalledeki işte o çocukluk kız arkadaşı çoğunun kaderi oluyor. Çoğunun ruh eşi oluyor. Çünkü mesela biz ya eş seçerken biyolojisi çok bellidir. Bir benzeri seçeriz. İki makulü seçeriz. Yani şimdi kim var? Bu aralar kim var? Claudia Schiffer diyeceğim de o bayağı ihtiyarlı herhalde. Kim kaldı? Bilmiyorum şu anda kim var. Mila Jovovich hala yaşıyor mu mesela? Ya öyle bir tip olduğunu düşün. Mesela onun devamlı hayalini kursan ne olacak? Şimdi bir aynaya bakman yeter. Bütün hayalleri dağıtabilirsin. Yani bu anlamsız şeyler hayattaki gerçek, biyolojik ve sosyolojik gerçeklerle karşılaşınca zaten tuzla buz olacak. Bu bahsettiğimiz ruh eşleri falan şiir kitaplarında, romantik romanlarda bilmem ne güzel duruyor hani, o aşk romanlarında falan. Ama gerçek hayatta böyle bir şey yok. Vapurda yanına oturunca ruh eşini tanır mısın dediğimde biraz önce bir espri yaptım. Ozan az daha salonu terk ediyordu ama. Şöyle bir durum var bak. Mesela feroman hikayesi, daha önce konuştuk. Vücuttan bazı kokular salıyoruz biz ama kokusu yok bunların. Ama bizim burun sistemi aldığı zaman bazı o kokusuz koku hoş geliyor. O kişiyi bize çekici gösteriyor. Sebebini de bugün biliyoruz. Genlerimiz uzak. Yavru yaparsak sağlıklı oluyor. Mesela böyle bir otomatik sistem var içimizde. Şimdi bir kere predeterminasyon dediğimiz şey, bazı şeyler önceden belli yani. Ya mesela o koku hoşuna gidiyor. Bunu kozmetikle, görüntüyle, bilmem neyle kapatıyorsun. İki gece aynı odada kalınca üçüncü sabah uyanıyorsun. Bir dakika lan diyorsun, beğendiğim bu değildi benim. Yani artık başka gözükmeye başlıyor. Çünkü o biyolojik sinyaller devreye girmeye başlıyor. Yani işin içinde zaten bir takım biyolojik uyumluluk seçenekleri var. Ama 7,5 milyar insanız. Ruh eşinin muhtemelen, yani yarısının kadın yarısının erkek olduğunu düşün. Kadınlar gerçi %52 falan ama kabaca. Yani o kadınların kabaca %8'i falan, yani dünya nüfusunun ne oluyor? %4'ü falan yaklaşık. Senin ruh eşin. Yani bir şekilde biyolojik sistem oturur, gider yani bir şekilde. Uyarsınız onlarla. Dolayısıyla bay mükemmel, bayan mükemmel arayışı garip bir arayış. Yani aynı vapurda yan yana oturma ihtimalin çok düşük. O dünyada çok nadir zannettiğim, seni destekleyeceğim ve yani bunların bir bölümü de senden aldığım bilgiler zaten arka tarafta. Senin bilgini sana satıyorum, özür dilerim. Alayım ben, çok severim. Kendi kitaplarını okuyan bir insanım sonuçta. Birey birey, unique, çok özelim falan zannettiğin hikayede hani arka tarafı kontrol ediyorsun. İşte yetişkin 5 tane kadını bir araya getiriyorsun. Menstruasyonları 90 gün içerisinde eşleşiyor. Yanlarına bir tane üremebilecek erkek getiriyorsun. Bak, tüm sosyal kurguların dışında 5 kadın menstruasyon günleri birbirlerinden dağılıyor. Bu kadar gerçek ve şimdi işliyor. Tabii, yani biz de onun üzerine şeyler kuruyoruz. Onun öyle de, bunun böyle, zihinsel olarak, duygusal olarak, kişisel olarak ben böyleyim de o böyle diye bir şey konuşuyorsun. Konuştuğun şeyin oranı belki de bir ilişkiyi yürütmede %1, 2, 3, 5 hani öyle bir oranda. Biyolojinin oranı %50, %60 kültür yani hani lombur lombur yürüyor. Bunu konuşmaya açmamın gerekçesi bir yandan da şöyle. Bunun üzerine kurulu bir mutsuzluk diyaloğu var. Çok sık karşılaşıyorum kendi sosyal hayatımda da. Evet. Yani evlilik ilişkisini sorgularken ya da mesela çok sayıda insan 30-40 yaş aralığında, çok sayıda erkek ve kadın bir türlü o sağlıklı ilişkiyi, yani bu kadar çok seçenek varken kuramamayla alakalı ve iyi niyetli olduğunu, zeki olduğunu düşündüğü halde, yani bu konuda şey periyodunda da değil,
benim evleneceğim erkek bir arabası, bir bilmem nesi olmalı be periyodunda değil. Hani bunu aşmış, hani başka bir zihinde baktığı halde bunu pozisyonlayamıyor. Ya bu ilişkiyi organize edemiyor. Hayata çok daha pozitif baktığını zannettiği halde. O background niye oluşuyor? Yani nasıl oluyor da bu seviyeye geliyoruz dediklemek için birazcık açtım. Abiciğim bak, net bir şey söyleyeyim. Yani burada özellikle ilişki kuracak gençler için falan. Tecrübeyle de konuşuyoruz. Yani senelerin şeyi var. Ama özellikle insanın fabrika ayarları meselesiyle uğraşmaya başladıktan sonra ayılmaya başlayan bir konu var. Sık tekrarladığım şey, pandemi sürecinde özellikle çok anlatmaya çalıştım canlı yayınlarda falan. İşte ne yiyeceğim, ne giyeceğim, hastalıktan nasıl korunacağım, bağışıklık sistemi nasıl yükselteceğimin yanında esas konuşmamız gereken bir konu var. Bunların benim için anlamı ne? Ben bundan sonra ne yapacağım? Bu anlam çerçevesinde nasıl davranacağım? Çünkü biz psikolojide çok temel bir şey biliyoruz ki, psikopatolojide özellikle. İnsanı açlık, çaresizlik falan değil, anlamsızlık öldürüyor. Anlam dünyasını güzel kurmadan bir şey yapamıyorsun. Aynı şey ilişkilerde de geçerli. Kaşı, gözü, sazı, sözü, parası, pulu, nesi varsa onlar bir yere kadar işte oyalayabilir insanlar ama bir süre sonra baş başa kalacağın şey ortak anlam dünyasında yürüyebiliyor musun? Charles Bukowski'nin sözü bence büyük bir bilgelik eseri. Aynı filmleri seyretmekten hoşlanmayanlar eninde sonunda boşanırlar diyor. Aynı filmleri seyretmek ne demek? Aynı hikayelere ilgi duymak, aynı yere doğru bakmak, aynı yere doğru gitmek. İnsanın hayatını inşa eden şey anlamdır. Yıllarca mutlu evlilikler bir anda nasıl bitiyor? Hikayeler dağılıyor çünkü. Bir başka taraflara bakmaya başlıyor insanlar. Yani cinsel çekicilik dediğin şey bittiği için evlilik bitmez. Böyle ahmakça bir şey olmaz. Cinsel çekicilik dediğin şey maksimum 2 sene sürüyor zaten. Ya 2 sene ötesinde feriş dahi olsa olmaz bu. Çünkü hedonik adaptasyon diye bir şey var. Ne kadar seksi, ne kadar güzel, ne kadar çekici olursa olsun dopamin reseptörleri doyuyor abi bir süre sonra. Ya bunun sadece biyolojideki rolü üreyene kadar, yani o çocuk hayatta tutulana kadar, işte 9 ay hamilelik, 1 sene de şey, normal takılsın işte falan. Yani çocuk hayatta kaldı mı tamam devam et. Ama ondan sonra ömürlük birliktelikleri bir tek insan yapabiliyor. Bunu nasıl yapıyor sorusunu biz ıskalıyoruz. Çünkü insanı tanımıyoruz. Birçok gencimizin aklına maddi gereksinimler dolduruyoruz. Mesela fiziksel görünüş, maddi imkanlar, onlar bunlar, kariyer vırt zırt. Mesela yahut şey de bana maddi gibi, mesela anlayışlı olsun. Niye? Yani seni anlamak zorunda mı birisi yani? Niye anlayış? Sen anla. Yani o anlayışsız olsun sen anla. Mesela bunu sağlayabildiğin şartlar olabilir. İnsanın ilişkisini insani yapan şey ortak anlam ve emek. Ben söylemiyorum. Selgoydum, Allah'ım. Cengiz Aytmatov sonunda çakmış. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Bitti. Bir insan için emek i̇şte zaman yatırıyorsan. Zaman ayırma yani. Aynen öyle. İnsan için emek veriyorsan o birliktelik senin oluyor. Öbür türlü denk gelme oluyor. Yani ateşler içerisinde yanabilirsin. İki gece uykuların kaçabilir. Onsuz bir hayat hayal edemezsin. Defterlerce şiir yazarsın falan. Sonra 2 dakika sonra ulan bunu saçımı süpürge ettim bana yaptığına bak. Yani çok yakınımda böyle insanlar var. Yıllardır mesela evliler. Adı evlilik bu arada. 30 sene, 40 sene, 50 sene evliler. Ve birbirlerinden nefret ediyorlar. Niye? Zamanında boşanamamışlar çünkü. Hikayeler de ayrışmış. Kendi kafalarına göre bir şey yaşadıklarını düşünüyorlar. Hep bir hayal kırıklığına atıf yapıyorlar, bir bahaneler buluyorlar. Burada genç arkadaşlarımın dikkat etmesi gereken şey, anlam dünyanızı inşaya vakit ayırmazsanız sevgili arkadaşlar, maddi dünya bir şekilde kafanıza patlayacak. Yani bir şekilde yolda bırakacak sizi. Yani genç güzel olacaksınız, geçecek. Zengin olacaksınız, geçecek. Yani çekici olacaksınız, akıllı olacaksınız, o da geçecek. Yani hazır cevap olacaksınız, bunlar da geçecek. Ama o emek, o ortak anlam, o ortak yolculuk o geçmeyecek. İşte ömür boyu giden, ömürden sonra da devam eden, devam ettiği vehmedilen o şey var ya, o anlam dünyası. Ruh eşini hikaye yaratır. Yani eğer ortak bir hikaye yazabilirsin, alsan ruh eşin olur. Çünkü aynı romanın Leyla Mecnunları olursun, biter gider. Ya ben belki sonunda söyleyeceğim şey olmalıydı ama bunu özellikle koymak isterim. Büyük bir vakit kazancı ve kaynak kazancı olacağını düşünüyorum bunun. Bay mükemmel, bayan mükemmel yerine elimi taşın altına koyup ben hikayemi nasıl yazıyorum buna bakmak lazım. Ben ona inanıyorum. Yani seni mesela evlenmeye bir türlü ikna edemiyorum. Ben niye evleneceğim falan. İyi bir şey yapıyor olabilirsin bilmiyorum. Yani o bağlamda onunla ayrı söylüyorum ama. Sanıyorum senin de teslim edeceğin üzere böyle bir durumda ikna edilmene gerek kalmıyor. Yani diyorsun ki o yolu beraber yürümekten başka şansımız yok bizim.
Ve işte ya o yola beraber çıkmak zorunda kalıyorsun. İşte hikaye böyle kuvvetli bir şey. Ama çekicilik, mal mülk, hede hede hepsinin bir acabası var. Değili var yani. Bir de mesela bu hikayeye şu zamanlar bakış açısıyla da bakıyorum. Bazen mesela bu da çok işi kolaylaştırabiliyor anlattığım şeylerde. Bir şimdiki zaman yaşaması var ilişkinin. Şimdiki zaman yan yana oluyor olma hali. Yan yana birbirine dayanıyor, katlanıyor olma hali. Susunca iyi zaman geçiriyor olma hali. Bu şimdiki zaman hali. Yanında susabileceğin birisiyle konuşmak ne güzeldir diyor Cem Mumcu. Cem. Gerçekten doğru bir tarif bu arada. Duygusu da doğru bir tarif. Yani hani sağlıklı sustuğunda rahatsız olmayacağın, o boşluğun bir negatif duygu değil, pozitif bir duygu kapsadığı şimdiki zaman hali. Bu mesela iyi bir ayırt edici hal. Bence ilişkiler böyle başlıyor ya da bunu fark edince başlamalı. İkinci hali geniş zaman hali. Bu şimdiki zamanda geniş zaman hali. Geniş zaman ortak kültür, ortak hikayeler, ortak öyküler, ortak zevkler. Ortak zevkler mümkünse en tatlısı beraber geliştirirsen ya da zaten gelişmişlerde ortaklık oluşturursan. Bu da ne yazık ki materyalist bakmak zorunda kalıyorsun. Aslında ortak ekonomik kültürden geliyorsa oluyor. Tabii. Yani hani bu böyle kolaylaşıyor. Eskiden bunun çatışmasını Türk filmleri çok yapardı. Zengin çocuk, fakir kız bilmem ne falan hikayesi. Ama öyle olmuyor. Yani gerçekten ortak kültürden gelirsen ortak bir geniş zaman kullanımı oluyor. Ben o filmlerin şeyini merak ederim ya. Edison böyle imparatordur falan, kızı alır gelir. En son evlenirler. 3 sene sonrasında merak ediyorum. Edison hala soğan mı yiyor gerçekten ya? Olabiliyor mu böyle bir şey? Olmuyordur bence ya. Onda başka bir hikaye olmadı. En tatlı Murat Anbungan Pamuk Prenses hikayesinin sonrasını yazmıştı. Hatırlıyorum. Hani öyle mi? Daha bak bu iyiymiş. Yani hani, devam. Mutlulukta devam ettiler. Ne oldu gerçekten? Bizim falan. Bir Aynur teyzemiz vardı. Her filmden sonra anneme derdi ki ne oldu şimdi, bunlar mutlu olur mu ki, evlenirler mi ki falan diye. Devamlı filmin arka planını merak ediyorum. Çok acırdım kadına. Sequel insanı. Devamı çekilecek film. Üçüncü ayak da gelecek zaman ayağı. Yani o gelecek zaman hikaye, asıl mesela ilişkiyi yönetilmez hale getiren, zihnimizi hep bulaştıran bu gelecek zaman kurgusuymuş gibi düşünüyorum. Bu stresi, yönetememeyi, endişe kaynaklarını da oluşturuyor. Gelecek zaman çünkü aslında bir tür şirket ortaklığı gibi düşünülmesi gereken zaman. Yani şimdiki zamanı yaşarken bir duygusal, tam bir homo sapiens diyaloğundasın. Geniş zamanı yaşarken kültür oluşturma, hikayeler, anlamlar bir bütün. Ama gelecek zamandan konuşmaya başladı mı birdenbire nasıl bir çocuk yapıyoruz, nasıl para biriktireceğiz, nasıl evde yaşayacağız, nasıl tatile gideceğiz diye bir gelecek zaman kurguluyorsun ve bu artık gayet pragmatik, para yatırılan, zaman yatırılan bir eğlenmek sürecine dönüyor. Benim çekilmez olduğum yer orası. Hiç sevmem burayı. İşte bir sürü erkek ve kadın aslında bunu hiç sevmiyor. Ya da bunu işleme halinde sevmiyor. Bir ilişkiye baştan gelecek zamanla başlarsan o ilişki zaten kurulamıyor. Aynen öyle. Yani çünkü o gelecek zamanı kurmak için önce bir şimdiki zamanı, sonra oturmuş tatlı bir geniş zaman kurmak gerekiyor. Kültürlü. Ama hepsinin önemlisi kaosu bilmek gerekiyor bir kere. Gelecek zamanı kurarken Murphy kanunlarının niye vazgeçilmez olduğunu kaos teorisi anlattığı için. Evet, yani orada doğru söylüyorsun. Yani onu oluşturduğunu bilme, kurguladığın bir şeye gittiğini bilme değil de onu oluşturan tabii. Bir yere doğru yaşarken gitme. Yaratıyorsun aslında. Ya, evet, o yaratma eyleminin içerisinde bir gelecek zaman yaratmanın bir parçası olduğunu bilme kurguluyor. Ama baştan bir gelecek zaman ben böyle bir evde, böyle bir arabayla, böyle bir biçimde, bu fotoğraflara sığacak bir karede yaşamak istiyorum ilişkide, şimdiki zaman dediğinde o artık olmayan sanıyorum bir şey. Sanıyorum kaos webinarında söylemiştim galiba bunu, emin değilim. Yani sunumlarda çok söylüyorum da endişeyle planlanan bir gelecek kesinlikle endişeli bir gelecek getiriyor. Evet. Yani neyle, hangi duyguyla planlarsan, umutla planlarsan umutlu bir gelecek inşa ediyorsun. Yani muzaffer bir gelecek planlarsan zafer kazanıyorsun. Bu böyle bir şey. Yani ben görüyorum mesela birçok insanın birlikteliği çevremde, özellikle yani şimdiye kadar yaşadığım çevrelerde güvenlik amaçlı. Yani bir başımızı sokacak bir evimiz, ailemiz olsun. Yaşlanırsa baksın. Ha bir düzeni, ha bir bana baksın. Ve gerçekten yaşlanınca çekilmez oluyorlar onlar. Çünkü hep bu endişeyle inşa ettikleri bir hayat var. Ama işte bunun ilacı her zaman anlatıyoruz ya. Şimdi şu an burası. Yani burada ne yaptığının, geleceği yarattığını anlamadığın zaman şimdiyi bırakıp gelecekle uğraşıyorsun ve o duygu tamamen geleceğini inşa ediyor. Halbuki bu anın lezzetiyle adım atarak gittiğin yer seni kendisine benzer bir yere götürür, başka bir yere götürmez. Yani bunu anlatmakta zorlanıyoruz. Özellikle de bu kontrol freak çağda yani ve herkesin böyle her şeyi denetleyebildiğini zannettiği zamanda korona gelene kadar en azından ben çok zorlanıyordum anlatmam. Ama şimdi korona gelince gençler daha hızlı anlamaya başladı. Evet lan hakikaten fani dünyaymış falan diye. Öyle yani. Sonuçta bir şey gelir, bir tekme vurur. Ölüm de böyle geliyor işte. Sen o güvenli geleceği kurmaya çalışırken
biri ya da her ikisi zak diye giderse ne yapacağım, bu planın bir yerinde var mı? Aa, zinhar. Öyle bir şey. Allah uzun ömür versin. Versin de, vermezse ne olacak? Yani ondan sonra hayat boyu üstünden atamadığım bir keder, tutamadığım bir yas, devamlı bir isyan. Yani hayatının geri kalanını darmadağın ettiğim şey. Ölümün beklenmedik bir şey olarak kurgulanması da aynı derecede sıkıntılı. Ama ölüm, hadi baş etmesi çok özel bir durum. E bunun yokluğu var, ekonomik krizi var, hastalığı, ustalığı var, her şeyi var. Yani hastalıkta ve sağlıkta birlikte olacağız bilmem ne diye yemin etmek yetmiyor. Onu yaşamak için şu anı, şimdiyi doğru hikayeyle kurgulamak. Bu kısım en çok gözden kaçan kısım. Benim hayatımda en çok gözden kaçırdığım kısım. Ya geçmişe takılırsın, ya geleceğe takılırsın, ya andaki soruna odaklanırsın. Ya soruna değil, biraz da keyfe odaklan. Andaki hikayenin gerçekleşmesine odaklan. Bunu biz çok yapamıyoruz. Yani insan olarak en zor kısmımız bu. Söylediğini destekleyeceğim kesinlikle. Mesela 20'li yaşlarda şimdi evlerine hemen herkese anlatmaya çalışıyorsun. Çok tuhafsayarak bakıyor. Yani mümkünse mesela evden para alarak ev kurmayın. Bırak yoklukla kurun. Tabii ki. Yani aynen. Kendiniz kurun, kendi hayatınız. Belki 2 sene onu kurmakla ilgili vakit geçiriyor olacaksın ama senin hayatın olacak. Abi 3-4 ay tencerede çay demlemiştik. Çok zevkliydi ya. Çaydanlık yoktu mesela. Danimarka'ya gideceğiz de öyle bir sorunumuz var. Ya işte bak, yani hayatı böyle kurgulayınca gerçekten anlatılacak bir hikayeye sahip oluyorsun. Başlangıcında ev kuracağım, evlerden para alalım dediğinde kurduğun hikaye geçmişle alakalı. Babamdan para istedim, verdi vermedi, az verdi, çok verdi, yatak odası eksik oldu, bilmem ne oldu. Bu mu senin yaşamın hikayesi? Ya da çıkıp bir eşi diyor ki zaten sen onu da babandan para aldığında yaptıydın. Hala bir baltaya sap olamadın falan. O muhabbet oraya taşınıyor yani neticede. Ve yani background'daki oluşturduğun öykü böyle oluyor ve bu vasat bir öykü, yani kötü bir öykü. Halbuki sıfırdan camlara gazete örttük de 2 ay böyle geçirdik, perdeyi de şöyle aldıydık. Bu muhteşem bir öykü. Tabii. Yani hayata başlama açısından da gerçekten lezzetli ve bu bir yokluk öyküsü değil. Tabii bunun yokluk öyküsü olmadığını anlamak için bir 35'inden sonraya varmak gerekiyor. Bunun aslında hayatta varlık öyküsü bu. Yani hani var olduğunla alakalı, sen kendin bir şey yaptığınla alakalı bir öykü. Ama ne yazık ki mesela duyuramadığım kulaklardan bir tanesi. Ya aklıma gene ikinci baskı olacak. Daha önce bölümde anlattım, hatırlıyorum ama izlememiş olanlar vardır. Can Barslan'ın Le Mans dergisinde bir köşesi vardır ya onun çizimlerini, Hain Evlat Ökkeş'i falan yapan arkadaş. Onun mesela gerçek hayattan alınmıştır diye bir hikayesi var. Bir bakkal dükkanı çizmiş, çok güzel. Adam biri geliyor, bir paket sigara istiyor, bir para veriyor. Adam parayı alıyor. Bozuk yok muydu diyor, hayır yoktu diyor. Çırağı veriyor parayı, diyor ki git bunu bozdur. Çocuk bozdurmaya gidiyor, o sırada dükkana yeni bir adam geliyor. İşte bir şey istiyor, pirinç falan. Parasını veriyor, adam bozuk para veriyor. Aa diyor, bozuk geldi, adama parasının üstünü veriyor. Adam çıkıyor, tam o sırada çocuk giriyor. Usta parayı bozdurdum diye. Neyse diyor, ben verdim diyor. Koy onu kasaya diyor. Çocuk kasaya koyuyor, son kare bu. Ve Can Barslan diyor ki, hayat böyledir, pek ilginç bir şey olmaz zaten hayatta diye. Yani 1,5 sayfa boyunca bu seriyi okuyorsun. Ve netice itibariyle gerçekten hayat böyle aslında. Yani biz onu zorluklar ve beklenmedik şeylerle anlamlandırıyoruz aslında. Ve o çizmeye değer olmuyor işte. Bunun komik olan tarafı, çizmeye değmeyecek bir şey. Bizi uğraştırdı mesela bu kadar süre. Ama gerçek hayatta dediğin o zorlukları göğüsleme, kaos yaratma. Güzel kafaymış. Tabii. Kaos yaratma esas hayatı anlatmaya değer kılan şey. Hiç böyle bir hikaye izliyor musun? Bunu anlatma açısından da, bağlam açısından da güzelmiş. Tabii. Hiç yani sinemaya gittiğinde böyle hep olan şeyler olsa, bu ne biçim filmdi abi dersin. Ona. Kapının kolu koptu bildiğin. Sessiz kapıyı açmaya çalışırken oldu değil mi? Çekim sırasında işte böyle. Hayatta kaos bu. Yemin ediyorum kapının kolu koptu. Bu kısmı kesme o zaman. Yani adam sessizce kapıyı açacağım dedi. Bu arada Kral Sami'den bahsediyoruz. Kapının kolu elinde kaldı. İşte şu anda anlatacak bir hikayemiz var. Eğer Sami normal kapıdan çıksaydı sen bu gıcırtılı sesi kesecektin ve orası anlatılmamış olacak. Ya Rabbim, bu güzel örnek için teşekkür ediyorum. İşte sistemi de İster istemez açıklamaya da böyle girdi. Kapının kolunun kırıldığı bölüm. Evet, Ozan altına yaz. The bölüm dedi, kapının kolu has been broken. Kapıyı açmak istersiniz ama bazen elinizde kalır hocam. Vay. Man. Bu bugünlerde ama böyle, ben sana söyleyeyim. Bugünlerde bir akara girdi. E tabii son feci bisiklet uzun süre konsere çıkmazsa basçısı da böyle terennüm etmeye başlıyor oturdu ya. Olur, normaldir. Ya yani. Teşekkür ediyorum. Vallahi ben teşekkür ederim.